Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihil Emin. Ve ala alihi ve ashabihi tayyibine tahirin. Ve ala men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Rabbi zidni ilmen ve fehma ve lhikni bis salihin. Değerli kardeşlerim, dersimize başlamadan önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesini paylaşalım inşallah. Bizim buraya gelmemiz, kardeşler olarak burada toplanmamız, bir araya gelmemiz az bir iş değil. Çok büyük bir iştir. Bunun sadece bunun mükafatı, yani Allah için, Allah rızası için bir araya gelişimizin mükafatını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde peygamberler bile çok özledikleri, çündükleri ve özledikleri bazı makam mevkiler olacak. Diyecekler ki ya Rabbi, şu makamlar, şu mevkiler kimin? O kadar ki onların hoşuna gidecek, çok böyle hayretle bakacaklar. Bu makamlar kimin? Onlara şöyle denilir. Bu makamlar dünyada Allah için hiçbir maddi menfaat söz konusu olmadan, aralarında hiçbir dünyalık olmadan, sırf Allah için, İslam muhabbeti, Allah muhabbeti için bir araya gelenler için. Bu müjde bile bize yetiyor. İnşallah Rabbim bizi onlardan kabul eder. Allah için bir araya gelen, Allah'ın muhabbeti, İslam'ın muhabbetiyle kaynaşarak bir araya gelen, bu duygu ile tekrardan ayrılıp evlerine giden kullarından de inşallah. Değerli kardeşlerim, şimdi hani biz İslam'a ait İmani meseleleri okuyoruz, görüyoruz. Ameli meseleleri okuyoruz, görüyoruz. Namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır, Allah'a imandır. Amentü billahin esaslarına imandır. Bunları hep görüyoruz. Elhamdülillah. Yani bazı eksikliklerimiz olsa bile yapmaya çalışıyoruz. Fakat biz bu ibadetlerin kıymetini, değerini bilmiş olsak daha fazla sarılırız, daha fazla yapışırız, gün geçtikçe de onu çoğaltmaya çalışırız. Yalnız görünmüyor. Bunların karşılığında verilecek mükafat şu anda görülmediği için biz bu ibadetlerin fazla değerini, kıymetini bilmiyoruz. Yani bir şeyi böyle tam kucaklarsın, kucağına alırsın, tutarsın, bir böyle tutarsın, bir de şöyle tutarsın. Şöyle tutarsın. Şöyle tutunca fazla pek kıymeti olmuyor. Bakarsın elinden düştü. Ama şöyle bir kucakladın mı, onun düşmesi mümkün değil. Bu ibadetlerin kıymetini, değerini, ahiretteki mükafatını bilmiş olsak o şekilde kucaklarız. Asla o ibadetler hakkında en küçük bir gevşeklik göstermeyiz. Yalnız bu Allah'ın kanunudur. Rabbim imtihan ediyor. İmtihan ettiği için de şimdilik göstermiyor bize. Ama bize söylüyor. Diyor ki bakın böyle böyle edeceğim diyor. Yani illa gözümüzde görmemiz mi gerekiyor? Şimdi bir misalla bunu izah edeyim. Yani bu ibadetlerin değeri konusunda bir örnek vereyim. Anamızın rahmindeyken, karnındayken mesela Allah bizi orada bir işte kan pıhtısı diyorlar. Kandan bizi yarattı. Önce bir sudan yarattı. Kan pıhtısı haline getirdi. Ondan sonra da yavaş yavaş et verdi, kemik verdi. Böyle büyüdük. Şu kadarcık olduk. Olduk. Ondan sonra yani bir misal olsun diye söylüyorum. Ondan sonra baktık ki ya böyle bazı dallar budaklar açıldı.
Yani kollar uzadı, eller, parmaklar böyle uzadı. Ondan sonra bir de aşağıdan iki tane bacak, yine ayak ve parmaklar. O zaman o çocuk dedi ki kendi kendine, ya bu dallar, budaklar bu neydi ya? Eskiden yerim ne kadar güzeldi, iyiydi, yerim daralmamıştı, daralmamıştı, rahat idim. Bu dallar, budaklar neye yaradı şimdi bu? Bu nedir bunlar? Ha bunlar şimdi oluştu benden, benim yerim daraldı ya, keşke bunlar olmasaydı. Ve o çocuk kendi kendine böyle diyebilir. Niye? Çünkü dünyada bunlar neye yarayacaklarını bilmediği için. Dünyaya geldikten sonra uy baktı ki, ya anne karnında karşı çıktığım, benimsemediğim, kabullenmediğim bu eller, bu bacaklar olmasaydı ben şimdi bir kütük halinde ne yapardım? Ne derdim? İyi ki ya Rabbi sen bunları yarattın ama ben bilmedim, o zaman karşı çıkmıştım. Şimdi imanın kıymetini, değerini bilmeyen, hani şair diyor ya, imandır ilahi o ne büyüktür, imansız bir kalp sinede yüktür. Belki yanlış okudum ama bir şiir yani. İmandır ilahi o ne büyüktür, iman ne büyüktür. Yani imanı bir misalla söyleyeyim. İmanı terazinin bir kefesine koysanız, yalnız dünyayı değil ha, bütün bir evreni, bütün bir alemi, evreni öbür kefeye koysanız iman ağır gelecektir. Onun için aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle diyor. İbn-i Asakir rivayet etmiş bunu. Diyor ki, yarın kıyamet gününde imanı sağlam olan bir adam, tevhidi sağlam olan bir adam, yani inancında, imanında şirk yok ama cılızlıkları çok. Tabiri caizse, yani amel konusunda hataları var, bir takım olumsuz yönleri var ama imanı sağlam. İmanında zerre kadar şirk yok. Bu insanın salih ameliyle günahları dartılır. Birdenbire bakar ki bütün o salih amel tarafı havaya yükseldi, günahlar yere bastı. Bunu görünce Kur'an da söylüyor ya, biliyorsunuz, günahlar ağır gelirse, sevaplar hafif gelirse, bu ne sinyali? Cehenneme gitme sinyali veriliyor. Tabi bunu gördüğünde yüreği boğazına geliyor. Korkuyor yani. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ben ne diyeceğim? Yani cehenneme girebilecek miyim? Yani sabredebilecek miyim orada? Bir kendimizi oraya taşıyalım. Kendimizi bir oraya götürelim. Farz edin ki bizim şu anda bekliyoruz. Hep bekliyoruz. Bizim amel defterimiz, her birimizin terazisi var. Amel defterimiz şimdi günahlarımızla birlikte tartılacak ve biz bakıyoruz. İnsanın yüreği boğazına kadar gelmez mi arkadaşlar? Yani hani anlatırlar da, bunu bitirmeden şu aklıma geldi. Bir yani ehli gönül, ehli tevhid, ehli sülük biri gülmezmiş. Arkadaşları söylemişler. Ya arkadaş, biz hep beraber gezeriz, otururuz. Sırası gelince gülüyoruz. Fakat sen niye gülmüyorsun? Bir gün güldüğünü biz görmedik. Niye gülmüyorsun? Rivayete göre, ben bunu şeyden okumuştum, İmam Gazali'nin İhya Ölüm Dininden okumuştum. Herhalde oradan okumuştum. Hoşuma gitti, onun için sizin de hoşunuza gider inşallah. Demiş, ben hiç kendim gülmüyorum.
Peki sebep nedir? Niye gülmüyorsun? Sebebi bana sormayın. Gülmem gelmiyor. Tabii fazla ısrar edince demiş ki ya benim bir derdim var. Ben onu düşününce gülmem gelmiyor. Nedir? Eğer çare bulacaksan ben söyleyeyim. Hele söyle belki çare buluruz. Ya şimdi Kur'an'dan da görüyoruz, hadislerden de görüyoruz. Kimsenin hayatı garantide değil. Şu anda yaşıyoruz. Her birimizin yaşı kimi 50-60, kimi daha aşağı. Bu seviyeye gelmişiz ama mesafe var daha. Allah'a kavuşmaya daha yol var. Daha yolculuk var. Şimdi Allah Resulü diyor ki, kişi var ki akşamleyin mümindir. Akşamleyin mümin. Fakat kafir olarak sabahlar. Niye? Çünkü nefs-i ammare var bir, ikinci şeytanın eli ensemizde iki. Ve şeytan da Allah'tan söz aldı. Kıyamete kadar bana mühlet ver ve yemin etti senin kullarını yoldan çıkaracağım. Ben ebedi cehennemlik olacağım da onlar babalarıyla birlikte cennete mi gidecekler? Şimdi kişi akşamleyin Müslüman, mümin fakat bir takım yanlış davranışlarından, diline sahip olmayışından gaflet eden, o gafletle küfrü gerektirecek bir şey söylemiş olur ve sabahleyin kafir olarak sabahlar. Bir de öylesi vardır ki sabahleyin mümindir, Müslümandır, akşama kadar işte ticarettedir, şuradadır, buradadır falan. Allah'ın zikrinden gaflet eder, Rabbini hayatına karıştırmaz, ondan kopuk olarak böyle bir müddet yaşar, o anda küfrü gerektirecek bir şey söyler veya yapar, akşamleyin kafir olarak akşamlar. Bu adam diyor ki, şimdi kimsenin hayatı garantide değil. Acaba ben Müslüman olarak mı öleceğim? Başka bir şekilde mi öleceğim? Öte yandan Allah bizi tembih ediyor. Diyor ki estağfirullah. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bizi tembih ediyor. Sakın ha ölmeyin اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün. İslam'ın dışında, İslam akidesinin, İslam inancının dışında başka bir inançla, başka bir yanlış düşünceyle gelmeyin. İşte ben düşünüyorum. Allah böyle bize diyor. Bir kafir olarak ölme ihtimalimiz var. Müslüman olarak ölme ihtimalimiz var. Acaba ben Müslüman olarak mı öleceğim, başka şekilde mi öleceğim? Bu benim merakım. Bu bendeki merak her şeyi bana unutturdu. Gülme gelir mi? Çünkü Müslüman olarak ölürsem o dünyanın sultanı. Ya ki tersini düşün, hayat garantide değil. Peygamberlerin hayatı garantide. Ya ki başka şekil ölürsem ebediyen cehennemlik, bir daha da bunu telafi etme şansın yok. Hani dünyada olsa bir çare ararsın, yalvarırsın, bir şey olur. Ben gider bu zararımı telafi ederim ama o yok. İlahi kanunda yoktur. Ben ne diyeceğim? Peki benim Müslüman olarak öleceğimi kim bana garanti verir? Söyleyin. Kimse veremez. Kim verecek? Derler ki vallahi biz de senin gibiyiz. siz de benim gibiyseniz işte ben bundan dolayı vallahi gülmem gelmiyor. Ben hep bunu düşünüyorum. İkincisi, insanlar aleyhissalatü vesselam diyor, insanlar yani Sırat Köprüsü'nden geçecek. Şimdi anlatılıyor tabii, hadisler anlatıyor. Kimi güzel bir şekilde geçiyor, rüzgar gibi geçiyor. Kimi de bir takım çengellere takılıyor, aşağı düşüyor. Acaba ben hangilerden olacağım? Ben bunu düşünüyorum. Geçebilecek miyim, kalabilecek miyim? Bunu bana söyleyen biri var mı? Kim söylüyor? Üçüncüsü, şimdi herkes
toplandığı yerde, mahşer yerinde herkes toplanmış, diz çöküyor, bekliyor. Herkesin notları gelecek, defterleri gelecek. Biz Kur'an'dan görüyoruz, defteri sağ taraftan verilen o insan kurtulmuştur. Ama defteri soldan veya arka taraftan verilen de cehenneme gidiyor. Orada toplandık, düşünün. Şimdi herkes bekliyor defterini. Acaba defterim nereden gelecek? Sağımdan mı verilecek, solumdan mı verilecek? Bunu bana haber verecek kullarınız var mı? Yok, yine yok. Arkadaşlar, vallahi bu dert bende oldukça benim gülmem gelmiyor. Gülemiyorum, korkuyorum. Ben bu korkuyla yaşıyorum. Şimdi işte iman dedik ya, iman kıyamet gününde bir adamın salih ameli ve günahları dartılır. Günahları havaya, günahları yere basar, amelleri de havaya kalkar. Bunu görünce tabi yüreği boğazına kadar gelir. Aman ya Rabbi, ben ne diyeceğim, ben ne yapacağım? O bu korku içerisinde yüreği boğazına gelirken, bakın şimdi iman nedir iman? Bir parmak büyüklüğünde bir kağıt havadan savrula 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 geliyor. Geliyor, o sevap tarafına giriyor. Birdenbire sanki Beydağ'a girmiş gibi sevap tarafı yerlere basıyor, günahlar havaya kalkıyor. Aman ya Rabbi, bu neydi? Tam biraz önceki halinin tam tersi. O kadar seviniyor ki, aman ya Rabbi, bu neydi? Bu senin tevhidin idi. Tevhid bastırdı yani. Bu senin tevhidin idi. Onun için kardeşlerim, yani imanı tanıyalım. İmanı bilelim. İman insanları güçlü kılar. İmanı kamil olan, tam olan bir insan dünya hadiseleri karşısında, dünya musibetleri karşısında eğilmez. Evet, tabii insan beşerdir. Beşeriz illa. Beşer olduğumuz için yani illa etkileniriz. Fakat diğerlerine göre değildir. Diğerlerinin başına bir musibet geldiğinde, canları istemediği bir olayla karşı karşıya geldiklerinde gök kubbesi onların üzerine çöküyor. Mahvoluyorlar. Bitiyorlar. Ama iman öyle değil. İman perspektifinden bakan insan musibetleri nimetlere çeviriyor. Yani başına musibetler gelmiş, o musibetlere musibet gözüyle bakmıyor. Müjdeler olarak bakıyor. Kendisine müjdeler gelmiş gibi bakıyor. Çünkü diyor, bunu yaratan, yaşatan, yöneten Allah bana gönderdi. Öper alnının üstüne koyar. Ben buna karşı hamd edersem Allah benim ecrimi artırır, bunun karşısında büyük ecir verir. Ve o musibeti, o nikmeti nimete çevirir. Onun için mümin kişi, imanı kamil olan kişi daha dünyadayken cennette yaşıyor. Yani o sıkıntıyı yaşamaz. O hadiseler karşısında sıkıntıya düşmez. Der ki, inşallah bu benim için hayırlı oldu. Geçenlerde bir Arapça kitaptan bir hadise okumuştum. Bir kısmınız yoktu. Ben tekraren onu söyleyeyim. Yani büyük bir mesaj veriyor. Orada diyordu ki, padişahın biri diyor, akıllı bir veziri varmış. Padişah böyle bir musibetle karşılaştığı zaman, canı sıkıldığı zaman, hele benim vezirimi çağırın dermiş. Veziri gelirmiş. Padişahım, ne üzülüyorsun? Bu senin için hayırlıdır. Senin için hayırlı olacak şeyden dolayı niye üzülüyorsun? Teselli veriyor, padişah rahat ediyor. Bir gün parmağı kesiliyor burada. Yine hala çağırın diyor. Adam geliyor. Buyurun padişahım. Vezirim, ya benim parmağım buradan kesildi.
Padişahım diyor, canını sıkma. Bilesin ki bu senin için hayırlıdır. Yahu gitsene diyorlar. İkide bir hayırlıdır, hayırlıdır diyorsun. Parmağım kesilmiş, yine hayırlıdır diyorsun. Bunu götürün hapse atın. Ben bunu istemiyorum. Adamı hapse götürüyorlar. Giderken şöyle bir dönüyor padişaha. Padişahım diyor, bu da benim için hayırlıdır. Öyleyse git hayrını gör diyor. Tabii gidiyor, birkaç ay kalıyor. Bir gün padişahın önüne bir geyik mi, ne bir av düşüyor, onu kovalıyor. Kovalıyor, başka bir ülkeye giriyor. Yabancı bir ülkeye girince oradaki zabıtlar, işte polisi, jandarması bunu yakalayıp götürüyorlar. Ya beni nereye götürüyorsunuz? Vallahi bugün bize bir kurbanlık lazımdı. İlahımıza bir kurban kesecektik. İşte seni yakaladık. Ya etmeyin, ölemeyin. Ben falan ülkenin padişahıyım falan. Sen burada bir ersin, padişah değilsin burada. Götürüyorlar, yatırıyorlar ki keseler, bakıyorlar ki parmak yok. O sen kurban olamazsın diyorlar. Hadi kalk git. Çünkü senin eksiğin var. Sen kurban olamazsın. Adam tabi, adam geliyor, diyor ki ben vezirimi oradan çıkarayım. Sadhazaran, yüz binlerce defa ondan özür dileyeyim. Çıkarıyorlar. Ya sana, senden özür diliyorum. Sen benim için demiştin, senin parmağının kesilmesi senin için hayırlıdır demiştin. Ben kabul etmemiştim ve gerçekten de hayırlıymış. Bugün parmağım eğer kesilmemiş olsaydı o gün, bugün benim kellem kesilirdi. Ben bunun hayrını gördüm de, seni hapse gönderirken sen bana döndün, dedin ki bu da benim için hayırlı. Bu ne demekti? Padişahım, beni hapse atmasaydın, seninle beraber gelirdim, seni bırakırlardı, beni keserlerdi. Bu da benim için hayırlı. Onun için kardeşlerim, imanın kıymetini bilelim. İman öyle bedava bir şey değil. Öyle dil ile de söylenecek bir şey değil. Onu kanımızın içine karıştıralım. Alimler diyorlar ki, ilimle iman arasında bir fark var. İlim, kitap sayfaları arasına serpiştirilmiş, ama iman ise kana karışmış. İmanı kana karıştırmadıkça, zaman zaman bizimle onun arasına mesafe girer. Kamil iman sahibi olan insanın da beli yere gelmez. Dünya musibetleri, dünyanın felaketleri o insanı az etkiler. İlla etkiler, beşeriz. Ama az etkiler. Çünkü o iman perspektifinden oraya baktığı için, iman perspektifinden oraya baktığı için o musibeti nimete çeviriyor. Onun için bakın aleyhissalatü vesselam müminin halini nasıl anlatıyor. Bakalım biz onlardan mıyız? Onlardan değilsek onlardan olalım. Yani illa olalım inşallah. Olmadan olmaz ki. Biz müminiz, biz Müslümanız. Ne diyor? Aceben li emril mümini. Müminin hali çok acayiptir. Müminin hali çok acayiptir. Aceben li emril mu'mini. İnne emrehu kullahu lehu hayr. Çünkü onun her hali ona hayır getirir. Müminin hayırsız bir işi yok. Her hali ona hayır getirir. Ve leyse zâlike li ahadin illa lil mu'min. Bu müminin dışında başkaları için böyle bir hali yok. Sadece bu mümin, iman sahibi olan kişiye verilmiştir bu hal. İn asabatu darra'u sabara fekâne hayrallah. Şayet mümin kişi bir musibetle karşılaştı. Evi yandı, bahçesi yandı, iflas etti. Bunlar hep musibettir. Oğlu öldü, hanımı öldü. Yani böyle musibetlerle karşı karşıya geldi, sabra. Sabreder.
Der ki ya mal Allah'ın, mülk Allah'ın, evlat Allah'ın, avrat Allah'ın, bağ Allah'ın, bahçe Allah'ın benim değildi ki. Bunlar elimde bugüne kadar amanetti. Mal sahibi aldı götürdü. Bana ne? Ona çok teşekkür ederim. Ona hamdü senalar ederim ki aylarcadır, senelercedir elimde tuttu. Onunla ben istifade ettim onlardan. Mal sahibi malını aldı. Şimdi bu şuna benziyor, bir misal olsun. Birisi size arabasının anahtarını veriyor. Şu anahtarı al diyor, şu arabama bin, bindiğin kadar bin. Ne zaman geleceğimi de söylemeyeceğim. Bin, ama günün birinde gelip arabamı istediğim zaman, anahtarımı istediğim zaman dinlesin ha. O benim. Adam da der ki, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Anahtarı alır, aylarca, senelerce biner. Ama sahibin ne zaman geleceğini bilmiyor. Fakat günün birinde sahibi çıkıverdi. Kardeş benim o anahtarımı verir misin? Şimdi dediği zaman o adam ne demeli? Yok ya, ne anahtarı ya, bu nereden çıktı? Kardeşim mal benimdir, sen ne diye malımı istiyorsun? Böyle mi demek lazım? Yoksa Allah razı olsun, çok teşekkür ederim, elbette mal senin. Bugüne kadar da istifade ettim, buyurun. Şimdi, yani malımız, canımız, her şeyimiz bizim değil, Allah'ındır dediğimiz zaman, bizim değildir, Allah'ındır dediğimiz zaman, Allah el koyduğu zaman, وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُونَ اِلَّا وَذ۪يعَةٌ فَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Şair öyle diyor. Mal da, çağ da, çoluk da, ehil, evlat, her şey اِلَّا وَذ۪يعَةٌ. Senin elinde bir emanettir. Benimdir değil mi? Sen sadece orada bir bekçisin. Onlar senin yanında emanettir. فَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Günün birinde emanetlerin sahibine teslim edilmesi gerekir. Sahibi aldığı zaman bu nereden çıktı demeyesin. Şimdi işte bunu diyebilmek için böyle bir ruhi seviyeye, seciyeye sahip olabilmek için altyapının sağlam olması lazım. Yani kuvvetli bir imana sahip olması lazım ki bunu diyebilesin. Altyapı yok. Kuvvetli bir iman yok. Bu imanı teheccüd namazlarıyla, bu imanı kıraatlarla, Kur'anlarla, oruçlarla, ibadetlerle, zikirlerle bunu beslememişsen, güçlendirmemişsen, kuvvetlendirmemişsen bu hadiseler karşısında böyle düşünemezsin ki. Allah bize kamil bir imanı bize nasip eylesin inşallah. Şimdi aleyhissalatü vesselam müminin halini anlatırken öyle diyor. İn asabatu darra'u sabara. Bir zarar ona dokunduğu zaman sabreder ve veyla etmez, bağırmaz, çağırmaz, isyan etmez. Emanet de yanımda, emanet bir gün sahibine verilecektir, düşünür ve sabreder. Sabredince fekâne hayran leh. Bu sabrının karşısında Allah ona hayır verir. Tabiri caizse yani cennete yatırır. Ve in asabetu sarra'u şekere. Fekâne hayran leh. Şayet Allah ona bir nimet, masa, kasa, para, üniforma, makam, mevki yani verirse de ne oldun delisi olmaz. Gittikçe hamdi artar. Gittikçe tavazu artar. Gittikçe insanlara karşı mütevazi olur, yardımcı olur, sahip olduğu nimetleriyle insanlarla onu paylaşır. Bu da kendisi için hayır. Oldu ki müminin zararhanesi yok. Hiçbir yerde müminin zararhanesi yok. Bütün hayatı ibadete dönüşür. Onun içindir ki Allah Celle Celaluhu bir ayet-i cellede şöyle buyuruyor. Kul
Ey Resulüm de ki, İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Bakın, yani mümin nasıl düşünmeli? Allah'a inandım diyen bir insan nasıl düşünmeli? De ki ey Resulüm, muhakkak benim namazım, inne salati ve nusuki, benim sair ibadetlerim ve kurbanım, ve mahyaya, benim hayatım, hayatımın tamamı, uykum da dahil, çünkü o da hayattır. Hayatımın her anı ve tamamı, ve memati ve benim ölümüm. Bakın, de ki, benim namazım, benim kurbanlarım ve diğer ibadetlerim, benim hayatım ve benim mematım, yani ölümüm Allah içindir. Allah'tan başka hiç kimse için değildir bunlar. Ben nasıl ki namazımı Allah'a kılıyorsam, Allah'tan başka ne puta, ne nata, ne menata, ne ziyarete, ne heykele, ne insana, ne şeyhe, ne hocaya, ne falana, namazımı onlara nasıl ki kılmıyorsam, kime kılıyorum? Allah'a. Benim kurbanlarım da Allah içindir. Yani Allah için kurban keserim. Allah'tan kopuk bir yere kurban kesmem. Eskiden hani bir parti başkanı geldiği zaman işte kurbanları götürüp onların arabalarının tekerinin dibinden keserlerdi. Onun şerefine. Kirva geldiği zaman kirvanın ayağının dibinden kurban keserlerdi. Onun şerefine. Yahut oğlum askerden gelirse ben işte Hurucuk babaya yahut Ali babaya, Kara babaya bir kurban keseceğim. Neuzubillah. Sanki şöyle demiş. Oğlum askerden gelirse Hurucuk'a bir namaz kılacağım. Ha öyle demiş, ha böyle demiş. Çünkü kurban da ibadettir. Allah Celle Celaluhu fasalli li rabbike venhar. Rabbine namaz kıl ve Rabbine kurban kes. Kime namaz kılıyorsan ona kurban kesersin. Bakana, milletvekiline, kivreye, ziyarete, kubbeye, şuna buna kurban kesilmez. Şirktir, insanı İslam'ın dışına atar. Kurban da Allah'a. Ve nusuki ve mahyaya, benim hayatım Allah içindir. Onun için kardeşlerim, bakın bu çok önemli. Benim hayatım Allah içindir. Hayatımın her anı, her saniyesi, her salisesi, her günü, her gecesi, her ayı, her senesi, ömür boyu hayatım Allah içindir. Allah'tan kopuk başka bir şey için yaşamam. Tabi bizim bazen gafletimiz olur. Onun için bir hadis-i şerifte diyor ki اَدْدُّنْيَا مَلْعُونٌ اَدْدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ اِلَّا زِكْرَ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden kopuk olan, Allah'ın zikriyle ilgisi, alakası olmayan dünyanın tamamı lanetlenmiştir. Dünyanın tamamı. Eğer senin edindiğin mal, servet, makam, mevki Allah'a düşünerek Allah için onu değerlendirmiyorsan, Allah'a rağmen onu kullanıyorsan o lanetlenmiştir. Ama sen Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için o imkanlarını insanlarla paylaşıyorsan, Allah için hayatını sürdürüyorsan, senin bütün hayatın eşittir ibadet. Onun için İslam alimleri öyle diyorlar. Hayat eşittir ibadet, ibadet eşittir hayat. İbadet eşittir hayat. Yani mümin kişinin Allah'tan kopuk hiçbir işi, hiçbir eylemi, hiçbir sözü, hiçbir hareketi olmamalıdır. Allah'tan kopuk olmamalıdır. Bazen işte beşeriz, şaşarız, şeytan çelme atar. Yani o anda kendimize geliriz. Oy ben ne yaptım? Tövbe ya Rabbi.
Sana sığınıyorum ya Rabbi. Sen böyle demiştin, ben böyle gittim. Yanlış ettim. Ben ettim, sen etme ya Rabbi. Beni affeyle. Dersen, ettaibu kemelle zembele. Bu da kolay. Tevbe eden adam o günaha işlememiş gibi Allah kabul eder. Ey kurban olduğum. Yani hangi günah olursa olsun ha, küçük veya büyük. Küçük veya büyük, hangi günah olursa olsun. Allah'a döndüğünde Allah onu kabul eder. O günah işlememiş gibi kabul eder. Hani meşhur bir hadis-i şerif var. Allah'ın rahmetinin genişliğini idrak edemeyen bazı insanlar diyorlar ki, yok ya böyle bir hadis mi olur? Hiç olur mu bu iş? Ne? Hani bir adam 100 kişi öldürmüş ya, hepiniz duymuşsunuz, meşhur bir hadis. Buhari'de var, Müslim'de var yani. Ondan sonra önce 99 kişiyi öldürmüş, birdenbire kendine gelmiş. Aman ya Rabbi, acaba beni, Rabbim beni affeder mi? Bu büyük günahlarımı acaba Allah affeder mi? Soruyor, ben kimin yanına gideyim? İşte bir ruhbanın yanına gönderiyorlar, rahibin yanına. Rahibe gidiyor, durumunu anlatıyor. Ben bugüne kadar dağda işte aşkıyaydım. 99 insan öldürmüşüm. Yani Allah'ın yanında benim yerim var mı yok mu? Tabi rahip kızıyor buna. Sen bu kadar cennetlik yap, bir de Allah'ın yanında yer mi arıyorsun? Hadi git. Öyle mi diyor? He. Diyor ki seni de öldüren 100 tane olsun. Yani hadiste geçen onu da öldürüyor, 100 tane oluyor. Ve bu adam ağlıyor. Her yeri geziyor. Yani benim bu günahımın af olacağını bana söyleyecek biri var mı yok mu? Allah'ın yanında yerim kaldı mı kalmadı mı? Bir ilim adamın yanına gönderiyorlar. O ilim adamı diyor ki, evet vardır diyor. Yani kimin haddidir Allah ile kulu arasına girsin? Kimin haddi ya? Yani senin bu kadar günah var ama Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Deyince tabi adam seviniyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin ya Rabbi. Yalnız sana bir tavsiyem var. Sen günah işlediğin o mıntıkadan çekileceksin. Oradan gideceksin. Bu da gösteriyor ki yani insan salih insanlarla beraber olursa inşallah salih olarak ölür. Burayı terk et. Falan yere git, oranın insanları iyidir, onların arasına gir. Hemen kararını veriyor ve orayı terk ediyor. İşte diyelim ki Malatya'yı terk edip nereye gidecek? İşte diyelim ki Kayseri'ye gidecek. Giderken yol boyunca bir yerde eceli tamamlanıyor. Ölecek. Rahmet melekleri geliyor onu almaya, azap melekleri geliyor onu almaya. Bunlar azap melekleri diyorlar, bu adam bizimdir. Rahmet melekleri de diyorlar ki, hayır bu adam bizimdir. O arada bunlar işte tartışırlarken aleyhissalatu vesselam'dan rivayet diyor ki Allah Celle Celaluhu bir meleği onlara hakem olarak gönderdi. O melek geldi dedi ki ben aranızda hakemlik yapayım. Bu adam Malatya'dan mı gelmiş? Eğer Malatya yakınsa bu günahkar insandır. Azap meleklerine teslim edilir. Ama Kayseri'ye yakınsa, tevbe ettiği yere biraz yakınsa, oraya yakınsa rahmet meleklerine teslim edilir. O melek iki mesafeyi ölçüyor. O arada diyor Allah emretti. Ey Malatya uzaklaş. Uzaklaş. Ey Kayseri sen de yaklaş. Misalen yani gideceği yere. Sen de yaklaş. Allah emir verdi. Rabbül Alemin kulunu kurtarmaktan yana. Azap etmekten yana değil. Nasıl? Bir gün aleyhissalatü vesselam bir kadın kucağında çocuğu var. Aleyhissalatü vesselam sordu. Ey Müslümanlar! Şu kadın çocuğunu ateşe atmaya aklınız kesiyor mu? Yani çocuğunu alacak, ateşin içine atacak. Aklınız kesiyor mu? Hayır ya Resulallah. Evet. Allah'ın
kullarına olan şefkati, merhameti o annenin evladına karşı olandan daha çok fazladır. Daha fazladır. Rabbimizin rahmeti çok. 100 tane rahmet yaratmış, bir tanesini yeryüzüne göndermiş, 99 tane rahmet yanında. O bir tane rahmeti de yeryüzünde ne kadar canlılar varsa herkese taksim etmiş. Eğer bir anne evladını seviyorsa, ona bir toz konmasını istemiyorsa, o Allah'ın gönderdiği tek bir rahmetten hissesine düşen o kritik rahmet var ya, ondan dolayıdır. Ondan dolayı merhamet ediyor, seviyor. Eğer o olmasaydı onu boğabilirdi yani. O olmasaydı. Ya ama 99 Allah'ın yanında. Demek ki Allah'ın merhameti daha çok. Şimdi Allah merhamet ediyor. Ey işte geldiği yer uzaklaş. Ey gireceği yer sen de yaklaş. Ve böyle emrettikten sonra ölçülüyor gireceği yer bir karış oraya daha yakın. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ve onu rahmet meleklerine teslim ediyor. Şimdi kraldan daha kralcı kesilen samimi kardeşlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Bizden de onlardan da. İmanlarının gereği söylüyorlar. Fakat bunu söylerken yani kendi kafalarından söylüyor. Biz olsak valla böyle bir adam affetmeyiz. Biz olsak etmeyiz ama bu Allah'tır ya. Yani biz olsak tavuğumuzu öldüreni affetmeyiz. Ama bu Allah'tır yani. O öldürdüğü insanlar hepsi şehit oldu inşallah. Ha bu da hulusi kalbiyle Allah'a tevbe etti, istiğfar etti. Peygamberimiz de onu bize örnek gösteriyor ki. Ey insan! Günahım çoktur, Allah beni affetmez. Demeyesin. Şu kadar günahlarım var, Allah nasıl beni affeder? Demeyesin. Başka gidecek kapı varsa git. E olmadığına göre, yani Allah Celle Celaluhu, hani anlatılıyor ya, Haccac-ı Zalim diyorlar da, Haccac-ı Zalim. Çok insanlar, valisi, Bağdat valisi, çok insanları öldürmüş, katletmiş diyorlar. Yani bilemiyoruz. Canı sıkıldığı adam hemen çağırır, öldürüyormuş. Bu adam hastalanıyor. Babası baş ucuna geliyor. Baş ucunda babası ağlıyor. Hünkür hünkür ağlıyor. Baba diyorum niye ağlıyorsun? Öleceğim diye mi ağlıyorsun? Yok oğlum. Öleceğin için ağlamıyorum. Çünkü küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Sen de bir nefis olduğuna göre sen de öleceksin. Ama ben neye ağlıyorum biliyor musun? Ben senin o yaptıklarından dolayı ağlıyorum. Allah'a nasıl hesap vereceksin? Benden de ondan dolayı ağlıyorum. O adam ne diyor? Baba diyor ya Allah'ın rahmeti çok geniştir ya. Benim günahlarımdan daha büyüktür. Baba diyor beni iyi dinle. Yemin ederim. Yarın kıyamet gününde deseler ki baban mı seni mahkeme etsin? Allah mı seni mahkeme etsin? Yemin ederim ben sana razı olmam. Ben Rabbimin mahkeme etmesine razıyım. Çünkü sen bir insansın. Senin merhametin ne kadardır? Ne kadar olacak? Ama Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki ben onun rahmetine güveniyorum. İnşallah Rabbim affeder. Bizi de affeder, onu da affeder. Yani o halde bu kadar cinayet işleyen adam nasıl Allah'ın rahmetini umuyor? Onun için kardeşlerim, tabi biz burada haşa Allah'ın cenneti böyle ucuz herkese paylaşacak durumumuzda değiliz. Allah korusun. Öyle bir iddia yok. Burada Allah'ın rahmetinin büyük olduğunu, Allah bizi tevbeye davet ettiğini, günahlarımız ne kadar çok olursa olsun, Allah bizim günahımızı affetmez. Bunu düşünmeyiniz. Bazı insanların dediği gibi diyorlar ki, Allah senin günahlarını affetmesi için büyük bir insanın elini tutman lazım.
büyük bir insanın huzurunda çöküp tevbe etmen lazım. O senin elinden tutup Allah'a götürmesi lazım. Kendi başına, senin ağzın kirlidir. Senin ağzından çıkan duaları Allah kabul etmez. Böyle bir terane var. Yani insanlar arasında bunu söylüyorlar. Böyle bir şey İslam'da yoktur. Bu Hristiyanlıkta var. Hristiyanlıkta papaz olmadan kimsenin ne ibadeti ne duası kabul olmaz. Hristiyanlıkta böyle. Ama İslam'da ayda da yaşasan, nerede yaşarsan yaşa, yeter ki samimi bir kalple, sadık bir sesle Allah'a yönel, girsine karşı. Onun için kardeşlerim, yani imanın kadrini bilelim, salih amellerimizin de kadrini bilelim, daima Rabbimizin kontrolünde olduğunu bilelim, daima Rabbimle aramı bozdum mu, bozmadım mı hesabını yapalım. Çünkü yani Allah tevbe yolunu göstermiş. İnsan tevbe ederse ettaibu kemen lazem bela. Tevbe eden adamı Allah kabul eder. Günah yokmuş gibi. Kul hakkı varsa bir şekilde onu razı etmeye çalışalım. Hakkını verelim. Allah hakkı ise tevbe edelim. Ya Rabbi beni affeyle. İnşallah bir daha bu işi yapmamaya gayret edelim. Ama tevbe ettin farz et ki bir daha ayağın kaydı. Ya ben falan zaman tevbe etmiştim. Bak yanlış yaptım. Allah beni kabul etmez yani. Nasıl beni kabul eder? Böyle deme diyor. Hatta Celaleddin Rumi'nin bir sözü var. Yani diyor ki baza her ançı hesti baza. Ger kafiru gebru putperesti baza. Sed bara eyde ger tevbeşi kesi baza. Yani günahkar insanlara hitap ediyor. Gel yine gel. Günde 100 defa tevbeni bozmuşsan yine gel. Kafir isen de gel, putperest isen de gel. Ama yeter ki gel. İndergema bizim bu kapımız. Ben bunu şundan anlıyorum, İslam kapısı. Bu bizim İslam kapımız var ya, oradan geçmek için derger ne umidiniz? Ümitsizlik kapısı değil. Ne olursa o yeter ki gel. Onun için yani Rabbimizle aramızı nerede bozmuşsak onu telafi edelim. Hayatımızı Rabbimizden kopuk olarak yaşamayalım. Bak ölüm her an için hazır. Yani her zaman el oğlu ölecek değil. Bir bakarsın buradan çıkarsın şuradaki şartıyla Allah Celle Celaluhu basar şartıyla durursa küt düştü. Onun için Rabbim hepimizi kamil imana sahip olan ve kamil imana sahip olmak için Müslümanca yaşamaya gayret eden Rabbim kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun sabırla dinlediğiniz için. Yanlışlarım varsa bana aittir. Allah affeylesin. Doğrular da İslam'a aittir. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun.